programına hoş geldiniz. Bu akşamki Odak programında ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretini ve Türkiye'nin dış politikasını mercek altına alacağız. Konuklarımızda Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış ve Tel Aviv Üniversitesi Akademisyeni Doktor Hay Eytan Cohen Yanar Ocak olacak. Odak başlıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretini ve Türkiye'nin dış politikasını Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış ve Tel Aviv Üniversitesi Akademisyeni Doktor Hay Eytan Cohen Yanar Ocak değerlendirecek dedik. İki konuğumuz da karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar Sayın Cohen. İyi akşamlar Sayın Yakış. İyi akşamlar Sayın Özer. İyi akşamlar. Sayın Yanar Ocak, sizinle başlamak isterim. Bugün ikinci günü Biden'ın İsrail ziyaretinin ve ABD Başkanı sıfatıyla yaptığı ilk ziyaret bu. İki gün içinde neler yaşandı, neler konuşuldu ve hangi mesajlar verildi? Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bu Joe Biden'ın Amerikan Başkanı sıfatıyla yapmış olduğu her ne kadar ilk ziyaret olsa da kendisinin İsrail'e yapmış olduğu 10. ziyaret. Kendisi ilk defa İsrail'e genç bir senatörken eski başbakanımız Golda Meir'in dönemi sırasında gelmişti buraya. Kendisinin İsrail'e gelişiyle beraber Ben Gurion Havalimanı'nda devlet töreniyle karşılandı. Gerek hükümet, gerek devlet başkanı Herzog, gerekse de şu anki ana muhalefet başkanı olan Benjamin Netanyahu dahil olmak üzere. Bütün devletin en tepe kadrosu oradaydı diyelim. Ardından İsrail'de nasıl Türkiye'de Anıtkabir'e bir devlet ziyareti gerçekleştiriliyorsa İsrail'de de başkent Kudüs'te bulunan Yad Vashem Soykırımı Anma Müzesi'nde bir mozoleye bir şekilde bir buket çiçek, bir çelenk koyma suretiyle Başkan Joe Biden Yahudi ulusunun kaybetmiş olduğu 6 milyon dindaşımızı anmak için gerekli saygı duruşu da bulunduktan sonra devlet protokollerinde bulundu. Daha sonra İsrail'de çok önemli bir şekilde Savunma Bakanlığı nezdinde, Savunma Bakanlığı'nın himayesinde askeri üste gitti. Burada Savunma Bakanı Benny Gantz'la beraber İsrail'in son teknoloji hava savunma sistemleri olan Demir Kubbe ve Davut Sapanı isimli değişik savunma silahlarını yerinde inceledi ve Amerika'nın İsrail'e vermekte olduğu desteğin süreceğini gerek parasal gerekse de siyasi olarak vereceği desteğin altını çizdi. Elbette ki bu zirvenin en önemli verilen mesajlarından bir tanesi ekranda yansıttığınız gibi İran. Burada İsrail'le Amerika Birleşik Devletleri Kudüs Deklarasyonu adında bir belgeye de imza attılar bugün. Bu belgede İsrail'in gerekirse İran'a karşı silahlı bir şekilde askeri müdahalede bulunma özgürlüğünün Amerika Birleşik Devletleri tarafından tanınacağı belirtiliyor. Onun dışında genel olarak bu deklarasyona baktığımız zaman Amerika'nın İsrail'i askeri ve siyasi olarak sürekli olarak desteklemeye devam edeceği çok çeşitli ve detaylı bir şekilde zikredilmiş vaziyette. Bunun dışında bu akşam İsrail Devlet Başkanı Herzog, İsrail Devlet Nişanı, Devlet Başkanlığı'nın nişanını bu akşam Joe Biden'a hayatı boyunca İsrail Devleti'nin yanında bulunmasından dolayı kendisine taltif etti. Bütün bu genel resme bakarsak, ikili ilişkiler adına bu oldukça önemli. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde her zaman İsrail'in Cumhuriyetçi Parti ile çok sıkı bir ilişki içerisinde olduğu belirtiliyordu.
Ancak bugün görüyoruz ki İsrail aynı zamanda Demokrat Parti ile de sıkı ilişkiler içerisinde. Bir parantez daha açmak istiyorum eğer izin verirseniz. Buyurun. Bugün çok önemli bir zirve daha oldu. Zirve içerisinde zirve. Bakın yine ekranlarınıza yansıyor. Burada Başbakan Lapid ve Başkan Joe Biden'ın yanı sıra Zoom üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ve Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde Asya'da yapılmış olan Quad adında bir ittifak var. Belki biliyorsunuzdur bu ittifak Japonya, Avustralya, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin'i çevrelemek için kullanılıyor. Bu ittifakın bir muadilinin Orta Doğu'da kurulması ve bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, İsrail ve Amerika'nın öncülüğünde bir nevi İbrahim anlaşmalarının daha genişlemiş halinin biz bugün tomurcuklarının atıldığını görüyoruz. Bu çok önemli. Gerçekten inanılmaz derecede önemli bir zirve. Çünkü bu ekranlarınıza da getiriyorsunuz. Gerçekten artık İsrail'in kesinlikle yalnız olmadığının, global bir aktöre dönüştüğünün bir kanıtı bu. Bunun yanında artık İbrahim anlaşmalarının da rüştünü ispat ettiğini söylesek herhalde yanlış olmayacak. İbrahim anlaşmaları artık global çepere doğru gidiyor ve kanımca da Türkiye'nin bugün yapmış olduğu bu dış politikasındaki U dönüşünün en önemli sebebi bu gerçekleşmekte olan İbrahim anlaşmaları ekseninin dışında kalmamak. Tek kelimeyle bunu bu şekilde özetlersek herhalde yanlış olmayacak. Evet. Sayın Yaşar Yakış, Joe Biden İsrail'e gitti. İsrail'le ilişkileri malum ama Suudi Arabistan'ı da ziyaret edecek. Gitmeden önce bir makale kaleme almıştı. Ben Amerika'nın gücünü hatırlatmaya ve Amerika'nın gücünü taşımaya gideceğim şeklinde. Pozitif bir gündemle gidiyor aslında ama eleştirilere de maruz kaldı. Joe Biden'ın Orta Doğu turunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Sayın Cohen'in bıraktığı yerden devam edelim isterseniz. Amerika'nın çok uzun yıllardan beri, galiba 30-40 yıldan beri ben en azından kendim Kahire'de büyükelçi olduğum zaman Türkiye, Amerika'nın muhtemelen harekete geçirmesi sayesinde Orta Doğu'da, o zamanki ismi İbrahim Anlaşması değildi. Zaten İbrahim Anlaşması yeni ortaya çıktı. Ama NATO vari Orta Doğu ülkelerini kapsayan bir ittifak veya işte dayanışma sağlayacak bir girişim olabilir mi fikri ortaya atılmıştı. Mısır Türkiye'den gelen tekliflere her zaman mesafeli davrandığı için orada kesinlikle karşı çıktı. Şu anda da Sayın Cohen'in bahsettiği anlaşma, Birleşik Arap Emirlikleri ona ön ayak oldu ama öteki Arap ülkeleri tarafından ne ölçüde kucaklanacağı, benimseneceği, araziye yansıtılacağını onu kestiremiyorum. Yani Orta Doğu'da birbirlerine karşı şüpheyle bakan çok sayıda ülke var. Yani İran bir tarafta, diğer Arap Körfez ülkeleri bir tarafta olmak üzere, işte şeyin Katar'ın durumu, özel durumunu da ayrıca mütalaa etmek lazım. Böyle birbirlerine mesafeyle bakan ülkeler var. Türkiye'nin böyle bir şeye taraf olması ise, eğer mümkün olsa uzun vadede belki ülkelerin birbirlerine güvensizliği azalırsa niye olmasın? Pek tabii ki dünyadaki, batıdaki ülkeler buna benzer şeyleri yapmışlar. Niye Orta Doğu'da olmasın diye düşünürüm. Ama şu anda benim görebildiğim kadarıyla radar ekranına doğru dürüst gelmiş bir şey olarak göremiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ni anladığım kadarıyla ikna etmiş Amerika ve böyle bir girişimi
bugün biraz önce ekranda gördüğümüz şekilde tezgaha oturtmuş durumda. Ama çok kolay ilerleyeceğini zannetmiyorum. Orta Doğu'daki genel güvensizlik ortamı nedeniyle. Türkiye ise zaten NATO üyesi olması hasebiyle kendisinin orada bir yeri var. NATO'dan dışlanmak suretiyle Orta Doğu'ya itilmesi diye bir şey olabilir mi? O da olabilir ama Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerinde böyle candan kucaklanması diye bir şey düşünülemez. Biz okullarımızda işte Türkiye veyahut Osmanlı Devleti Orta Doğu'ya barış, güvenlik, ondan sonra karşılıklı güven getirmiştir diye öyle okutulmuştuk. Ama ben hasbelkader Orta Doğu ülkelerinde en uzun süre görev yapan Türk diplomatıyım. 4 yıl Suriye'de, 4 yıl Suudi Arabistan'da, 4 yıl Mısır'da görev yaptım. Benim o ülkelerde edindiğim intiba hiç de öyle Osmanlı'ya hasretle ve barışçı bir ülke olarak baktıklarını zannetmiyorum. Hatta Suriye ve Lübnan özelinde alırsak bu iki ülkenin ders müfredatlarında şöyle yazar: Lübnan'ın ve Suriye'nin tarihindeki en karanlık dönem Osmanlı dönemidir diye yazar. Bu ders müfredatında var. Bu müfredattan en dost olduğumuz zaman dahi çıkaramadık ve hatta belki daha önceki toplantılarımızda da zikretmiş olabilirim. Gaziantep'te bu Suriyeli öğrencileri okutmak için onlara yani okul imkanı sağlamak için dershaneler açılmıştı. O dershanelerde Suriye müfredatı mı okutulsun yoksa Türk müfredatı mı okutulsun konusu gündeme gelmiş ve bunlar en sonunda Suriye'ye gidecekler için bu çocuklar Suriye müfredatı okutulsun diye karar verilmiş ve o sırada farkına varılmış ki Suriye müfredatı deyince o müfredatın içinde Türk-Suriye ilişkilerinin en karanlık dönemi Osmanlı dönemidir diye yazan bölüm de var müfredatın içinde. Birisi farkına varmış da sonradan çıkarmışlar müfredattan. Yani böyle bir geçmişi var. Onun için Orta Doğu'da Türkiye'nin de içinde bulunacağı ittifak kabilinden bir şeyin olması biraz zor olabilir. Ama Birleşik Arap Emirlikleri gibi, yine muhtedil Oman gibi muhtedil Körfez ülkelerinin içinde olacağı bir hareket zamanla, adım adım ama yani şeyle, milimetrik adımlarla ilerlemek suretiyle olabilir. Akşamdan sabaha gerçekleşmesinin kolay olmadığını düşünüyorum. Evet. Ben mahsur yoksa bir... Buyurun, size geçecektim zaten. Yaşar Bey'e bir şekilde değinmek istiyorum sözlerini. Yaşar Hocamızın tabii ki ben tecrübesine sonsuz saygı duyuyorum. Ben kendisine bir öğrencisi olarak sormak istiyorum. Bağdat Paktı, sizin bahsetmiş olduğunuz pakt yanılmıyorsa Bağdat Paktı. O zamanlar Türkiye, Irak, İran ve Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin başını çekmiş olduğu bu pakttan bahsediyoruz. Ancak o zamanlarda Mısır, Arap milliyetçiliğinin sonuç olarak başını çeken bir şekilde hareket ediyordu ve Arapların liderliğini oynuyordu. Bugün durum aslında çok farklı değil. Ama baktığımız zaman bugün Mısır ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri burada bir sünni bir eksen oluşturmuş vaziyette ve bu ülkelerin bugünkü en büyük endişesi İran faktörü. Yani Bağdat Paktı'na baktığımız zaman eskiden bu şekilde bir İran faktörü yoktu. O zaman çift kutuplu bir dünyada Sovyetler Birliği ile Amerika arasında dünya bölünmüştü. Bugün baktığımız zaman ise aslına bakarsanız Suudi Arabistan yani devletinin topraklarının içerisinde büyük ihtimalle Mekke ve Medine adında iki şehir bulunmasaydı çok büyük ihtimalle Suudi Arabistan İsrail ile çoktan barışını ilan etmişti zaten. Yani Suudi Arabistan bugün özel statüsü yüzünden kendisi
Hala bunun adını koymaktan bir şekilde çekiniyor. Çünkü Kral Selman hala hayatta ama Muhammed bin Selman, onun oğlu Veliaht Prens başa geçeceği zaman çok kuvvetli muhtemel, bu sözümü lütfen hatırlayın, ömür biçer gibi duyulmak istemiyorum ama Allah uzun ömür versin Suudi Kral'a. Ancak bir gün Suudi Kral aramızda olmayacağı zaman malum, o zaman başa Suudi Veliaht Prens geçeceği zaman göreceksiniz ki bu çocuğun adı konacak. Bugün Joe Biden eğer Tel Aviv'den uçağa binip Cidde'ye direkt olarak Suudi Arabistan'a gidebiliyorsa bunun adı Orta Doğu'da devrim. Tek kelimeyle bunun adı devrim. Demek oluyor ki zaten baktığımız zaman haritaya, Birleşik Arap Emirlikleri'ne biz uçağa binip gitmek istiyorsak İsrail'den, Suudi Arabistan hava sahasından zaten geçmek zorundayız. Başka çaremiz yok zaten. Şu anda da bizim şu anda haber beklediğimiz müjde büyük ihtimalle Joe Biden'ın Suudi Arabistan'a gidişiyle beraber duyurulacak. Bu da nedir? İsrail uçaklarının, yani El Al, Arkia, Yisrael gibi İsrail hava yollarına ait olan uçakların Suudi hava sahasını kullanarak Uzak Doğu'ya yaptıkları uçuşların 2,5-3 saate yakın kısalmasından burada biz bahsediyoruz. Yani biz bütün bu resme baktığımız zaman hocam size saygım sonsuz ancak bence bugün Bağdat Paktı'yla şu anki İbrahim Anlaşmaları'nın içinde bulunduğumuz durum birbirinden çok farklı. Çünkü şu anda İbrahim Anlaşmaları'nın içerisinde hem İsrail var, adı konmasa da Suudi Arabistan var, Mısır var. Dolayısıyla bugün ben çok daha iyimserim. Umarım bölgenin refahı için, yanlış anlamayın lütfen, umarım ben haklı çıkarım, siz haksız çıkarsınız ama tekrar söylüyorum, size saygım sonsuz hocam. Ama hocam da zaten bugünden yarına olmasa da ileriki dönemde ağır adımlarla bu anlaşmaların yapılacağını, bu ilişkilerin daha iyi bir duruma gelebileceğini söyledi benim anladığım kadarıyla. Sadece siz sanırım daha hızlı ilerleyeceği kanaatindesiniz. Yani doğrusu bu ülkelerin aralarındaki sorunları çözebilmeleridir. Nasıl Fransa ile İngiltere tarih boyunca 16 defa savaş yaptığı halde, Alsas bölgesi kaç defa, 6 defa el değiştirdiği halde, o aynı Alsas bölgesinin hemen bitişindeki Zaar bölgesi Avrupa Birliği'nin kuruluşunun temelini teşkil eden anlaşma oldu. Ben nasıl çelik ve kömür birliği Avrupa Birliği'nin en kritik maddesi olduğu için ve en ihtilaflı maddesi olduğu için aynı zamanda sonradan Avrupa Birliği'nin temelini teşkil ettiği gibi Orta Doğu'da da en kritik konu su sorunudur. Su sorunundan hareket ederek belki çok iyi bir işbirliği yapılabilir. Askeri ittifak, yani o biraz daha karmaşık bir şey. Ama temennim, ben belki görmem ama Sayın Cohen mutlaka görecektir o günlerin geldiğini. Hepimiz göreceğiz inşallah. Hepimiz beraber göreceğiz Yaşar Bey. Sayın Yanar Ocak, size sormak isterim. Biraz önce İran faktöründen bahsettiniz zaten. İran'dan da Biden'ın ziyareti öncesi açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Biden'ın Orta Doğu ziyareti İsrail'e güvenlik sağlamayacaktır dedi. Biz bunu, bu ziyaretleri, bu anlaşmaları, bu ilişkileri dikkatle izliyoruz. Herhangi bir ulusal güvenlik sorunu hissettiğimizde harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz biçiminde bir açıklama yaptı. İran bu görüşmelerden belli ki rahatsızlığını dile getirmek istiyor. Nasıl bir rol oynayabilir? Aradaki çatışmalar ve bu sorunlar daha da büyüyebilir mi size göre? Açıkça söylemek gerekirse evet, sorunlar daha da büyüyebilir. Çünkü şu anda İsrail'in bugün Amerikan başkanına sunmuş olduğu, ifşa etmiş olduğu son istihbaratlara göre İran
her geçen gün nükleer bombaya daha da fazla yaklaşıyor. Ve dolayısıyla İsrail ile İran arasındaki adı konmamış gölge savaşı, bence biz buna böyle diyoruz. Gölge savaşının gitgide daha fazla tırmandığını görüyoruz. Bugün aslında Biden'ın buraya gelişiyle beraber Biden'la imzalanmış olan bu Kudüs deklarasyonunda Amerika'nın İsrail'e herhangi bir siyasi veya askeri bir problem çıkartmayacağına dair söz vermiş olması, eğer İsrail İran'a saldırırsa'dan bahsediyoruz burada, çok çok önemli. Çünkü İsrail'i durduran en önemli sebeplerden bir tanesi Amerika'ya olan ilişkilerine halel gelmesinden korkması. Dolayısıyla şu anda Amerika'yı bir şekilde ikna edip İran'a karşı herhangi bir askeri operasyon yapma konusunda Amerika'nın da olurunu aldıktan sonra artık İsrail'in eli eskisine nazaran çok daha rahat olmuş olacak. Çünkü bugün de Biden'ın belirtmiş olduğu gibi milyarlarca dolarlık Amerikan yardımlarından söz ediyoruz. İsrail'in elbette ki bu yardımları tehlikeye atması söz konusu olamaz. Genel olarak da baktığımız zaman Amerika'nın Orta Doğu'ya yeniden yavaş yavaş döndüğünü söylesek herhalde yanılmayacağız. Ben burada artık İsrail'le, emirliklerle, Mısır, Suudi Arabistan, Fas ekseninde istihbarat paylaşımlarının daha fazla yapılacağını ve artık Bahreyn'i de eklemek lazım tabii ki, buna unutmak istemiyorum Bahreyn'i. Çok önemli çünkü stratejik açıdan. İran'ın artık eskisi kadar bölgede rahat top koşturamayacağını bence artık söylesek yeridir. Kanımca Türkiye'de yavaş yavaş İran'la ister istemez karşı karşıya geliyor. Bakın 3 tane değişik noktada karşı karşıya geliyor Türkiye İran'la. Bir tanesi Dağlık Karabağ, bir tanesi Kuzey Suriye, Sincar Dağları'nın olduğu yerler, Başika. Ve tabii ki Tel Rifat ve Membiç bölgelerindeki Şii milisler ve Esad kuvvetlerini destekleyen İran'la karşı karşıya geliyor. Siz Yaşar hocamız burada Orta Doğu'daki en önemli sorunlar sudan kaynaklanır gibi çok önemli bir ifadede bulundu. Ben kendisine katılıyorum. Hatta onun tezini özellikle İran ve Türkiye konusunda desteklemek istiyorum. Bakın şu anda Türkiye'nin hali hazırda Asi nehrinde 2 adet fonksiyonel çalışmakta olan, işlevsel olan barajı bulunuyor. Şu anda Türkiye 2 baraj daha yapıyor orada. Ve şu an İran gerçekten kötü bir su yönetimi içerisinde. Bunu bütün dünya biliyor. İşte Urmiye Gölü'nün nasıl kuruduğunu, Zarandarud Nehri'nin nasıl kuruduğunu hepimiz biliyoruz. Buna karşın İran hükümeti her zamanki gibi kendisi vatandaşlarına karşı sorumluluk almak yerine onun yerine Türkiye'yi suçluyorlar. Niye? Çünkü Türkiye Asi Nehri'nden baraj yaptığı için İran'a daha az su yolluyor veya Irak'a Dicle Nehri üzerinden, Fırat ve Dicle üzerinden daha az su yolluyor diyor. Bir de kum fırtınaları çıkıyor. Kum fırtınaları daha az su geliyor diye çıkıyor deyip Türkiye'yi suçluyorlar. Ama Irak ve Suriye'den de geliyor bu suçlama değil işte, mi? Tabii. Ama Irak'a aslında Irak yönetimini İran'ın uydu bir devleti olarak görürsek aslında Irak'tan gelmesinden çok fazla şaşırmamamız lazım. Yani bu üç şu anki ülke Suriye, Irak ve İran aslında gerçekten bugün Orta Doğu'da inşa etmeye çalıştığımız müreffeh Orta Doğu'nun antitezleri. Yani bu ülkeler sadece terör, sadece şiddet, sadece fundamentalizm ve savaş pompalıyorlar. Mülteci pompalıyorlar. Ve bütün sadece Orta Doğu'daki halkların değil, bütün dünyanın huzurlarını kaçıran devletler bunlar. Ama Irak ve Suriye'deki savaşlardan sadece oraların yönetimini suçlayamayız sanırım. Son derece global bir durum söz konusu ikisinde de, değil mi? Elbette, elbette. Tabii ki. Ancak İran'ın malum Beşar Asad'a verdiği destek, İran'ın
Irak ve Şam İslam Devleti'ne karşı kurmuş olduğu Haçlı Şabi adındaki Şii milislerin bugün nasıl bütün Irak'ın Şiizasyonu için kullanıldığını hepimiz bugün çok iyi biliyoruz. Başika'da şehit edilen Türk askerleri kim tarafından şehit edildi Ezo Hanım? Haçlı Şabi tarafından şehit edildi. Roketli saldırı düzenliyorlar. Türkiye bu saldırılara cevap vermemeyi seçiyor şu anda. Herhalde Ankara'nın bir bildiği vardır. Ama Ankara'nın şu an için cevap vermemesi İran'ın Türkiye'yi rahatsız etmediği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla genel resme baktığımız zaman İran şu anda oluşturulmaya çalışılan yeni Orta Doğu'nun antitezi. Yani biz bugüne kadar Orta Doğu'ya baktığımız zaman çok güzel bir Orta Doğu vardı da ah o eski güzel günler deyip geri dönmeye mi çalışmalıyız? Yani ben hepinize soruyorum şu anda. Orta Doğu maalesef adı savaş, sıcak, terör, çöl, susuzluk, istikrarsızlıkla eş anlamlı olan bir coğrafya. Bakın bugün Muhammed bin Zayed ve Muhammed bin Salman'ın başını çektiği, Abdülfettah el-Sisi'nin başını çektiği bu yeni Arap nesil liderler artık Orta Doğu'nun adının istikrarsızlıklarla, savaşlarla değil, turizmle, mesela Dubai sahillerine bakın değil mi? Dünyadaki herkesi Dubai'ye getirmeye çalışıyorsunuz. Dubai'ye siz bütün dünyayı getirmeye çalışıyorsunuz. O zaman sizin bulunduğunuz mahallenin sakin ve sessiz ve barışçıl bir halde olması gerekiyor ki siz oraya insanları getirebilin. Aynı şekilde susuzluktan bahsediyoruz. Mesela İsrail'in özellikle zirai konularda, tarım konusunda, sulama konusunda high-tech yani ileri teknoloji firmalarının katkılarını bu Arap liderler artık görüyor. Ve eğer siz turizm konusunda bütün dünyaya hitap etmeye çalışmaya oynuyorsanız ben artık o ülkeyle konuşmuyorum, şu ülkeyle küsüm deme lüksüne sahip değilsiniz. Bakın artık sokaklara çıktığımız zaman en azından ben İsrail'de söyleyeyim, eminim ki Almanya'da da öyle. Elektrikli arabaların ne kadar fazla olduğunu görüyoruz değil mi? Evet. Elektrikli araba ne demek? Artık Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin borularının bundan 50 yıl sonra, 60 yıl sonra ötmeyeceği anlamına geliyor. Yani ekonomik olarak artık bu insanlar petrole dayanamayacaklar. Petrole dayanamayacakları için alternatif gelir kaynakları yaratmaları gerekiyor. Alternatif gelir kaynakları nerede? Nerede? High-tech. Yenilenebilir enerjide. Yenilenebilir enerjide. Nerede? Savaşmamada. Bugün dünyada devletler birbirleriyle daha az savaşıyorsa bu savaşmamanın daha fazla karlı olmasından kaynaklanıyor. Yani biz savaşırsak yaratacağımız tahribat o denli büyük olacak ki biz iyisi mi sorunlarımızı savaşmadan halledelim'e geldi bütün devletler. Tabii bunda şunun da payı var. Orta Doğu'nun o müreffeh seviyeye ulaşması bu herkesin arzusu. Ama bu sadece o ülkelerdeki iktidarların o bir avuç kesimin refah içinde yaşayıp halkı yoksulluğa mahkum etmemesine de bağlı olarak değişecek gibi. Çünkü bu refah herkes için geçerli olmalı. Sadece yönetenlerin o bir avuç kesimin refahıyla müreffeh bir Orta Doğu yaratılamayacak maalesef. Sayın Yaşar Yakış, hani Türkiye'nin yeni politikasını, yeni dış politikasını çok sıklıkla konuştuk sizinle. Ermenistan'la yeni bir normalleşme süreci devam ediyor. İsrail'le yine öyle. Aslında Yunanistan'la da vardı ama onda bir kesintiye uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ben bütün görüşmeleri kestim, Miçotakis beni unutsun, adımı silsin gibi ifadelerde bulundu. Şimdi Yunanistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler bu sıkıntıyla ilerlerken ABD de devrede. Neden? Çünkü Türkiye ABD'den F-16 savaş uçaklarının hem modernizasyonunu istiyor hem de yenilerini satın almak istiyor. Kongre'de diyor ki biz bu F-16'ları satarsak Türkiye hem Yunanistan'a karşı kullanır bunları hem de bir süredir dillendirdiği Kuzey Suriye'yi askeri harekatında kullanır. Bunlara garanti almadan Türkiye'ye böyle bir satış yapılmamalı. Türkiye'nin dış politikası bir yerlerde iyiye giderken neden bir yerlerde sekteye uğruyor size göre?
Yani dış politikasının tamamını değerlendirmek lazım. Çünkü bir ülke belli bölgelere, bazı ülkelere tehdit teşkil ettiği zaman veya başka yollar varken o yolları denemeyip de barışçı yolları tercih etmediği zaman şimdiki duruma düşebilir. Suriye ile Türkiye'nin hiç dalaşması için bir sebep yoktu. Suriye'de Kürt kökenli insanlar var orada. Ve o Kürt kökenlilerle Salih Müslim'in Türkiye'ye davet edildiği zamanda son derece yapıcı, içerikli müzakereler yapıldı. Ve o müzakereler sürdürülebilmiş olsaydı ve ondan da doğru istikamete ilerlenebilmiş olsaydı, şimdi belki en azından Suriye'den kaynaklanan Kürt sorunu çözümlenmiş olacaktı. Çünkü bizim Türkiye ile Salih Müslüm'ün bize aktarmaya çalıştığı şey şuydu. Benim Türkiye ile ilgili bir sorunum yok. Ben Suriye'deki Kürtlerin davasını daha ileriye götürmeye çalışıyorum ve o işin başındayım diyordu. Ama anladığım kadarıyla o tarihte basına yansıdığı kadarıyla Türkiye Salih Müslüm'e sen git Beşar Esad'a savaş ilan et, biz de senin arkanda olacağız demek suretiyle işi bu mecraya döktü. Ondan sonra da bir türlü işin içinden çıkamadık, halen de çıkamıyoruz. Ama artık öyle zannediyorum, orada da işin galiba sonuna gelmeye başladık. Çünkü hem Amerika, hem İran, hem Rusya önümüzdeki hafta galiba salı günü salı veya çarşamba günü 19 Temmuz Tahran'da evet. Bir toplantı yapılacak. Buna Astana formatı dediğimiz Suriye ile ilgili bir konu olduğu için ona Astana formatı deniyor. Orada bu konu görüşülecek. Şimdiye kadar Türkiye'nin bu bir gece ansızın gelebiliriz söylemlerinin gerçekleşemediği ortaya çıktı. Ve öyle zannediyorum ki hem Rusya, hem İran, hem de Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Suriye'de bir askeri harekat yapmaması gerektiğini savunuyor. İnşallah böyle büyük bir harekat yapılmadan sadece göstermelik bir şeyler yapmak suretiyle geçiştirileceğini ümit ediyorum. Çünkü eğer bir harekat olursa o harekatta bize karşı çıkan, bize diş bileyen, bizim yaptıklarımızın altını oymaya çalışan birçok ülkeler vardır. O ülkeler devreye girip de bizim yaptığımız işi yüzümüze bulaşmasına sebebiyet verebilir. Buna meydan vermemek lazımdır. Türkiye'nin 2000 yani ben AK Parti'nin kurucularından biri olduğum için en başındaki dış politikasında da etkili olmaya çalıştığım için biliyorum. O tarihteki Türkiye 2005'lerin, 2006'ların, 2007'lerin Türkiye'si gibi olsaydık dünyada son derece itibarı olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğine aday olduğumuz zaman rekor sayıda ülkenin desteğiyle oraya seçilmiş olan bir ülke vardı. O tarihte yelkenimize doldurduğumuz rüzgarı doğru dürüst kullanabilseydik şimdi Türkiye bambaşka bir yerde olacaktı. Ama maalesef Türkiye olabileceğinin en kötü durumunda şu anda. Türkiye buna layık değil. Bunun şu veya bu şekilde bunun altından çıkması lazımdır Türkiye'nin. Tekrar size sormak isterim. Mesela NATO'da bir sıkıntı yarattı. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine biz asla evet demeyiz denildi. Sonrasında bir mutabakat metni imzalandı ama o mutabakat metninde yazanlarla
Onun öncesinde Finlandiya ve İsveç'in açıkladıkları arasında hiçbir fark yoktu. Dediler ki tamam biz evet diyeceğiz ama bu sözlerini yerine getirmezlerse parlamentomuzda onaylamayız. Sadece bu şart düşüldü. Bu sıkıntıları neden yaratıyor Türkiye size göre? İçte çok zor durumda. Zaten uluslararası yorumlar da sürekli bu yönde. Bu ekonomik kriz hakikaten AKP iktidarını çok kötü bir noktaya getirdi anketlerde. Yakında bir seçim var bir yıl içinde. Bu seçimlere giderken iktidarı koruyabilmek için dış politikayı sürekli iç politikada malzeme etmeye çalışan bir AKP iktidarı var karşımızda. Bunun yanında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, AİHM'in kararları var, Türkiye'nin açıklamaları var. Bunların hepsi o itibarı zaten azalmış, zaten hakikaten yok denecek kadar bir seviyeye gelmiş itibarı yerle bir ediyor. Türkiye bunu neden tercih ediyor size göre? Öyle zannediyorum. Yanlış politika, önceliklerin yanlış belirlenmesi, politikaların yanlış belirlenmesinin sonucudur şu anda karşı karşıya kaldığımız durum. Türkiye bütün bunlara meydan vermeden mesela NATO'daki İsveç ve Finlandiya gibi son derece barışçı bir ülkenin, demokrasinin son derece gelişmiş olduğu iki ülkenin NATO'ya girmesine karşı çıkacağını ilan etmesi yerine bunu kapalı kapılar arasında profesyonellere vermek suretiyle, o profesyoneller bu işi gayet orta yolu mutlaka bulurlardı ki en sonunda nitekim bulundu orta yol. Bunlara meydan vermeden yapabilirdi. Şimdi de halen biz mecliste bunun onaylanması sırasında karşı çıkarız demek suretiyle belki yapamayacağı bir şeye şimdi kendisini şimdiden angaje ediyor. Çünkü işte ben 40 yıl kadar diplomasi mesleğinde görev yaptım. Uluslararası ilişkiler bir bilek güreşine benzetilmelidir. Kim kimin kolunu bükerse, eğer Türkiye NATO ülkelerinin tamamını karşısına alıp ve İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerin de NATO'ya girmesini engel olabilecek gücü yoksa, en sonunda şu veya bu şekilde Türkiye'yi bu söylediğinden geri adım attırırlar. Ben NATO'da görev yaptığım zamanlarda Portekiz'de hükümet koalisyonunun içinde Komünist Parti de vardı. Komünist Parti orada iktidarda diye NATO'nun gizli belgelerinin o hükümete gitmemesi için NATO şöyle bir mekanizma geliştirmişti. Kendi aralarında Portekiz'i dışarıda bırakmak suretiyle her şeye karar veriyorlardı. Sonra Portekiz'in de bilmesi gereken şey bir konsey toplantısı yapılıyordu. O konsey toplantısında Portekiz'in bilebileceği kısmıyla kararlar alınıyordu. Ama Portekiz dışlanmış oluyordu. Şimdi eğer en sonunda Türkiye parlamentodaki onaylama sırasında ben taş koyarım düşüncesiyle yola çıkıyorsa, orada da vaktiyle Portekiz'e yaptıkları gibi Türkiye'yi NATO'da dışlayan bir politika izlemek suretiyle Türkiye'yi dışarıda bırakırlar. Yani biz bu hakkımız vardır, sonuna kadar bunu kullanırız ve o ülkeleri, Finlandiya'yı ve İsveç'i NATO'ya sokmayız diye bir kuruntu içinde olmamamız lazımdır. Yapabileceğimiz şeylerin bazı sınırları vardır. O Türkiye'yi ona, yani Türkiye'nin buna yapmasına izin vermezler. Onu en başından doğru belirleyip adımlarımızı öyle atıp neleri taahhüt edeceksek onu taahhüt edelim, neleri taahhüt edemeyeceksek de onu şimdiden devre dışı bırakmak bana daha makul görünüyor. Evet. Sayın Yanar Ocak, sizinle de İsrail-Türkiye normalleşme sürecini sıklıkla konuştuk bu ekranlarda.
Türkiye'nin siz biraz önce U dönüşü olarak adlandırdınız. Yeni bir dış politikası var. Buna normalleşme diyorlar. Birçok ülkeyle bu süreç devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz darbesinin finansörü olarak nitelendiriyorlardı. Bir normalleşme sürecine geçildi. Suudi Arabistan'ın katil olduğunu söylüyorlardı. Cemal Khashoggi'yi Türkiye topraklarında öldürdüğünü söylüyorlardı. Onlarla da hem de mahkemenin bütün sürecini de devrederek bir normalleşme sürecine geçildi. Ermenistan'la öyle, Yunanistan'la bozuldu. İsrail'le devam ediyor şu anda. Mısır'la yapılmak isteniyor ama Mısır buna yanaşmıyor. İsrail'de böyle bir kaygı var mı? Türkiye bir normalleşme süreci başlattı ama yakında Yunanistan'la yaptığı gibi bizimle normalleşme sürecini de sona erdirebilir, bozabilir herhangi bir nedenle diye. Bir kaygı var mı? Bir şüphe var. Kaygı değil. Şüphecilik var. Şüphecilik de şundan kaynaklanıyor. Maalesef Türkiye'de her şey çok tahmin edilebilir şekilde alınmıyor kararlar Türkiye'de. Yani genelde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki dudağı arasında olup bitiyor birçok şey. Bir gün kendi ülkenizi kara listede bulurken ertesi gün gri listede, ondan sonraki gün beyaz listede bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla İsrail karar alıcıları şu anda 2016 yılında yapmış oldukları hamleleri yapmamaya karar verdiler. 2016'yı hatırlayalım. 2016'da Başkan Obama'nın gidişinin hemen öncesinde Türkiye ile İsrail bir araya gelip direkt elçi değiş tokuşunda bulunmuşlardı ve normalizasyon ilan edilmişti. Ama iki lider, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve o zamanın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir araya gelmemişti. Hatta ve hatta normalizasyonun ilanını da Binali Yıldırım Başbakan olması sıfatıyla Benjamin Netanyahu ile beraber yapmıştı. Sayın Erdoğan hiç kareye girmek bile istememişti. Daha sonra Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasından hemen sonra, ki bizim için bu malumun ilanı, malumun ilanı edildikten sonra ne oldu? Türkiye tek taraflı olarak yeniden ilişkileri aşağı çekti. Şimdi İsrail tarafı diyor ki biz normalize olmak istiyoruz, evet. Şu anda bizim en önemli sorunumuz nedir? Bizim en önemli sorunumuz şu anda Türkiye'nin içinde var olan Hamas hücreleri. Hamas bizim için bir terör örgütü. Hamas, İsrail'e sivillere roketlerle saldıran, kafeleri havaya uçuran, otobüsleri havaya uçuran, tünel kazan, asker kaçıran, sivil kaçıran eli kanlı bir terör örgütü. Dolayısıyla bu eli kanlı terör örgütüne maalesef eğer Türkiye şu an ev sahipliği yapıyorsa, bu ev sahipliği sona erene kadar İsrail şu anda dedik bir şekilde yeni elçi atamalarını askıya almış vaziyette. Onun yerine bekle ve gör siyaseti uyguluyor. Nedir bu bekle ve gör siyaseti? Önce Devlet Başkanı Herzog Sayın Erdoğan'ın konuğu olarak Ankara'ya geldi. Harika bir şekilde karşılandı. Gerçekten İsrailliler bundan çok hoşnut kaldı. Ardından Sayın Mevlüt Çavuşoğlu buraya geldi. Bu ziyaretin hemen ardından bu sefer İran devlet terörüyle İsrailli turistleri Türkiye'nin egemenliğini hiçe sayıp Türk topraklarında hedef almaya kalkınca bu sefer de Mossad'la MİT arasında çok iyi bir işbirliğinin olduğunu gördük. Bütün bunları koyduğumuz zaman üst üste aslında her biri inşa etmeye çalıştığımız bu güven arttırıcı mekanizmaların birer katları diyelim. Yani biz her sefer her yaşadığımız olayla bir kat çıkıyoruz ve bu şekilde güveni bir şekilde inşa etmeye çalışıyoruz. Şu anda İsrailliler daha evvelden ağızları yandığı için şu anda yoğurdu üfleyerek yiyor.
Öyle söyleyeyim. Bu yoğurt üfleyerek yeme meselesi. Mesela biz bu İsrail ile Türkiye normalleşme sürecinde Türkiye'nin bir talebini bilmiyoruz mesela, İsrail'in yerine getirdiği. Ama sizin saydığınız bütün bu Hamas meselesi, ondan önce o normalleşme sürecinde atılan adımlar hep İsrail'in talepleriydi ve Türkiye yerine getirdi. Türkiye İsrail'den ne talep ediyor? Türkiye İsrail'den normalizasyon talep ediyor. Zaten bugün ilişkileri aşağı çeken, elçilik seviyesini düşüren İsrail değildi ki. Bakın İsrail-Türkiye ilişkilerinin tarihine baktığınız zaman bu ilişkilerin kalitesini belirleyen her zaman Türkiye olmuş. İlk defa bu ilişkilerin tarihinde bu ilişkilerin tamiratına, onarımına giden süreci ilk kez tarihte Türkiye başlattı. Burada niye Türkiye başlattı? Çünkü programın başından beri altını çizdiğimiz konu. Çünkü yeni bir Orta Doğu var. Çünkü İsrail bugün Birleşik Arap Emirlikleri ile, Hindistan'la, Suudi Arabistan'la, perde arkasında Fas'la, perde arkasında Sudan'la, perde arkasında Umman'la, açık açık Bahreyn'le, eğer aynı kareye girebiliyorsa, uluslararası zirvelere, Negev zirvesi gibi, Fas Dışişleri Bakanı geldi, Bahreyn Dışişleri Bakanı, Emirlikler, Mısır, eğer bütün bu ülkeler, Amerikan Dışişleri Bakanı, eğer bu ülkelerin Dışişleri Bakanları İsrail'le bir uluslararası zirveye gelebiliyorsa, tabii ki İsrail'in artık kendine güveni geliyor. Biz İsrail'in doğu kısmına baktık. Batıya baktığımız zaman, İsrail penceresini açtığı zaman sabah bir bakıyor, orada kim var komşu? Kıbrıs Rum kesimi var, Yunanistan var. Türkiye kendi elleriyle zaten İsrail'i, Kıbrıs Rum kesimini Yunanistan'ın kucağına da itti. Şimdi bu iki ülkeyle savunma işbirliği anlaşmaları, silah satışı anlaşmaları, insansız hava satışı anlaşmaları yapılıyor. Bu iki ülke Avrupa Birliği üyesi. İsrail'in de çok işine geliyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin içerisinde kendisine Almanya'nın yanında, Macaristan'ın yanında iki tane daha çok yakın müttefik bulmuş oldu bu şekilde İsrail. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı, yani Türkiye'ye bakıyor İsrail. Evet, Türkiye 1949'da İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke. Türkiye çok güçlü bir ülke. Türkiye'nin jeopolitik önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla İsrail, Türkiye onunla yeniden ilişkilerini normalize etmek istediği zaman hayır demiyor. Evet. İsrail diyor ki, ama taleplerim var diyor. Bunun adının normal olabilmesi için şu çorbanın içine düşen sineği, yani Hamas'ı mümkünse bir kaşıkla alalım ve o çorbanın içinden çıkartalım ki biz çorbayı içmeye devam edelim diyor yani. Olay bundan ibaret. Evet. Sayın Yaşar Yakış, size de son olarak sormak isterim. Çok da az vaktimiz kaldı ama İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini konuştuk. Bunun en başında Cumhurbaşkanı Erdoğan anlatırken dedi ki sadece İsveç ve Finlandiya değil, Almanya'sı da, Fransa'sı da, diğer Avrupa Birliği ülkeleri de, diğer NATO üyesi ülkelerde, diyelim ki Kürtlerin ülkelerinde demokratik bir eylem yapmasına izin veriyor. Ne yapıyor? Sokaklarda yürüyorlar, taleplerini söylüyorlar. Bunları yapmasına izin vermemesi lazım. IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon var Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüten. Onlar müttefikleri olan Suriye demokratik güçleriyle IŞİD'e karşı eylemler yapıyorlar, IŞİD'e karşı mücadele ediyorlar. Türkiye dedi ki hayır efendim, siz onlara silah vermeyeceksiniz, siz onları desteklemeyeceksiniz, IŞİD'e karşı mücadele etmesinler. Neredeyse oraya getirdi. Daha sonra bütün bunlar evet geçti. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi AHİM'e başvurdu. Osman Kavala dosyası ile ilgili dediler ki AHİM kararları var ama Türkiye uygulamıyor. Siz de tekrar buna bakmalısınız. AHİM kararları uygulanıyor mu? AHİM tekrar cevap verdi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne. Dedi ki Türkiye bizim verdiğimiz kararları uygulamıyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de yeni bir sürece başlayacak şimdi. Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne seslendi. Dedi ki aslında biz AHİM kararlarına uymuyoruz. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymasın. Şimdi bu tabloda Bakanlar Komitesi'ne diyor ki ahim kararlarına uyma. Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelere diyor ki demokratik haklarını insanlar kullanmasın. Çünkü Türkiye'de kullanmıyorlar. Herhangi bir biçimde anayasal haklarını kullanmak isteyen insanlara karşı biz polis şiddetiyle saldırıyoruz. Siz de bunu yapın. Türkiye dünyaya ne ihraç etmek istiyor size göre? Yani Türkiye yapabileceklerinin ötesinde şeyler söylüyor ve sonradan da yapamadığı ortaya çıkıyor. Bir devletin bu duruma düşmemesi lazımdır. Bu İsveç ve Almanya ile mukayese ettiğimiz zaman Almanya nasıl olsa NATO'ya girmiş olduğu için orada İsveç'e ve Finlandiya'ya karşı uygulayabileceğimiz yöntemleri uygulamayacağımızı zannediyoruz. Ama en sonunda benim kanaatim Türkiye'yi İsveç ve Finlandiya konusunda da kolunu bükmek suretiyle bu şu anda müsaade etmeyeceğim dediği şeyleri yapmak zorunda bırakacaklardır. Şimdi orada bu NATO'da kabul edilen metne baktığınız zaman birçok incelikler var. İnceliklerden bir tanesi şu, bu suçluların iadesi anlaşması dediğiniz şeyi biraz açarsak şudur. Bir ülkede bir suç işleyip de başka bir ülkeye gitmiş olan insan orada can güvenliğiyle alakalı bir sorunu varsa o ülke oraya kaçmış olan insana iade etmez. Türkiye bunu Tarık Haşim'i Irak'ta darbe yapmaya teşebbüs etti. Onunla suçlandı. Türkiye'ye kaçtı. Türkiye Tarık Haşim'i vermeyeceğim demek suretiyle yani iade etmesi gereken bir şey iade etmedi. Nasıl Türkiye Tarık Haşim'i iade etmediyse İsveç'teki insanlar da değerlendirmeyi yaparlarken bakacaklar bu adamın işlediği suç iadeyi gerektiren bir suç mudur? Ona bakacaklar. Türkiye'nin terörle ilgili yasası, mevzuatı başka ülkelerin terör mevzuatından farklı. Evet. Türkiye'de bir hükümetin yaptığı bir işi, yaptığı bir icraatı eleştirmek için bir bildiri yayınlarsanız, o bildirinin altına imza atarsanız bu terör eylemi sayılıyor. Halbuki Batı ülkelerinde şiddet içermeyen herhangi bir eylem terör eylemi sayılamaz. Şimdi buradan biraz daha komplike bir örnek vereceğim. Bir ülkede suç işlemiş olan bir insan, diyelim ki banka soydu adam ve İsveç'e kaçtı. Komik bir şey gibi gelecektir size ama İsveç'te bu adam, ben banka soydum ama ben bunu siyasi amaçlarla o bankada soyduğum paraları hükümeti devirmek için kullanacaktım. Onun için banka soydum derse bu siyasi suç sayılıyor ve onun iadesi yolu kapatılmış oluyor. Siyasi suçlar iade edilmez. Evet. Ama en önemlisi de Türkiye'nin terör tanımıyla dünyanın terör tanımının aynı olmaması. Avrupa Konseyi'ndeki durumu da bundan kaynaklanıyor. Sayın Cohen Yanar Ocak, Sayın Yaşar Yakış, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Bugün Odak programında hem ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail gezisini, hem Orta Doğu'daki son durumu, hem de Türkiye'nin dış politikasını mercek altına aldık. Konuklarımız da Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış ve Tel Aviv Üniversitesi Akademisyeni Doktor Hay Eytan Cohen Yanar Ocak'tı. İyi akşamlar.